Avrupa'da yaşayıp çok çalışan, kendi işinin patronları, liderler, yöneticiler. Bu insanların duymak istemediği bir gerçek var. Bu acı bir gerçek ama doğru bir gerçek. Nedir biliyor musunuz? O da şu: aileni ihmal ediyorsun. Nasıl yani? Bir tokat gibi geldi. Tekrar söylüyorum. Aileni ihmal ediyorsun. Çok çalışarak, kendini parçalayarak aileni ihmal ediyorsun ve elindekilerini kaybedeceksin. Bunu işin içinden gelen bir insan olarak, bir psikolog olarak, bir iktisatçı olarak size söylüyorum. Aileni ihmal ediyorsun. Şöyle diyelim, bir çiçek düşün. Bu çiçeği devamlı suluyorsun, ilgileniyorsun. İlgilendikçe bu yeşilleniyor, bu büyüyor. Ama bakmadığın zaman, ihmal ettiğin zaman, ilgilenmediğin zaman elindekilerini kaybedeceksin. Yani yaşayan çiçek ölüyor. Aile de öyle. Elindekilerini bu şekilde Avrupa'da yaşayan insanlar kaybediyor. İhmal ettiği için çoluğunu, çocuğunu kaybediyor. Oğlu söz dinlemiyor, kızı söz dinlemiyor. Eşiyle zaten iletişim kesilmiş. Aynı çatıyı paylaşan yabancı 3-4 kişi gibi hissediyorsun. Bak, burada bunu kabul et. Çok çalışan bir insan olarak. Neden? Neden bu oluyor? Neden Avrupa'da oluyor? Çünkü iş hayatının gerçekleri bu. Bu senin suçun değil bak. Bu kadar açık ve net söyleyeceğim. Bu senin suçun değil. İş hayatının gerçekleri bu. İş dünyası her zaman rekabetçi. İster kendi işin olsun veya bir yerde çalışıyorsun. Zorlu bir hayat var iş dünyasında. Bu senin hatan değil. Senin hatan sadece bu dalgalar senin yanına geliyor. Senin hatan sadece bu yüksek dalgalarda nasıl sörf yapacaksın bunu bilmiyorsun. Bak, gerçek ne? Deniz dalgaları. Durdurabiliyor musun? Durduramıyorsun. İş hayatı da böyle. Zorlu bir hayat var iş dünyasında. Durdurabiliyor musun? Hayır, durduramıyorsun. Durduramazsın zaten. Ama sen ne yapabilirsin? Bu dalgalarda, yüksek dalgalarda, tehlikeli dalgalarda sörf yapmayı öğrenebilirsin. Sörf ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Palet var. Onun üzerinde paleti kullanarak kaza yapmadan, sağa sola çarpmadan dalgaları fırsat olarak kullanarak yolculuk yapmak. Hayat da bu şekilde. Yani sen zorlu hayat koşullarını, iş hayatının rekabetçi ve stresli durumunu fırsata çevirerek, yöntem ve taktikler öğrenerek ne yapabilirsin? Sörf yapar gibi sen teknikleri öğrendiğin için 8 saatlik işi 2 saatte yapabilirsin. Elindekilerini kaybetmeden. Şimdi burada önemli olan soru şu. Bu soruları sana soruyorum ve bunu istersen not al ve samimi bir şekilde cevapla. Ailen senin için ne anlama geldiğini düşündün mü hiç? Bir düşün. Senin için ne anlama geliyor? Aile senin için nedir? Aile hayatının senin için önemi nedir? Veya şu soruyu da: evlisin, çoluğun çocuğun var. Hayatındaki en değerli insanlar, senin ailen, seninle geçirdiği zamanı onlar hak etmiyor mu? Sor bu soruyu kendine. Biraz önce dediğim gibi, ne kadar özenirsen o kadar özenilirsin. Ne kadar değer verirsen o kadar değer verilirsin. Ne kadar ihmal edersen o kadar ihmal edilirsin. Biraz önceki örnek çok açık ve net. Sen aileni ihmal etmek yerine zamanını iyi yönetmekle ilgili şahsiyet gelişim eğitimleri alarak zaman yönetimi becerilerini geliştirebilirsin. Biraz önce söyledim, belki çarpıcı geldi sana. 8 saatlik iş 2 saatte yapılır mı? Yapılır elbette. Yöntem ve taktiklerini bilenler, öğrenenler, kendine yatırım yapanlar görüyorsunuz etrafta. Avrupa'da yaşayan insanlara bunlar yabancı değil. Çünkü Avrupa'da bu çok normal. Kendine yatırım yapmak, donanımını arttırmak. Yani bunu yaparak planlama, öncelik sırasını yapabilme, işleri verimli bir şekilde yapmak. Her konuda, bu Almanya'da, Avrupa'da her konuda eğitim var. Yani sen kendi donanımını arttırarak hem iş hayatında hem aile hayatında başarılı olabilirsin. Bunu kafana koy. Ailesini ihmal etmeden her insan başarabilir. Ben de yıllarca bunu yaşadım, bunu tecrübe ettim. O yüzden konuşuyorum, o yüzden anlatıyorum. 19 yaşında ticaret hayatına girdim. 19 yaşında kendi işimde ilerlerken hayatın zorluklarıyla karşılaştım. Zamanım yoktu aileme. Ama baktım ki çocuklar sanki böyle benim çocuğum değilmiş gibi. Kendiliğinden büyüyor. Sanki onlarla zaman geçirmiyor gibi vicdan azabı çekmeye başladım. Dedim ki bir şeyler yapmam lazım. O günden itibaren sürekli kendimi geliştirdim. Eğitimler aldım. Ve binlerce insana öğrendiğim ve uyguladığım ve geliştirdiğim yöntem ve taktikleri öğrettim, gösterdim. Onlar da ailelerini ihmal etmeden iş hayatındaki stres ve zorluklarla baş edebiliyorlar. Sörf yapabiliyorlar. Onlar aileleriyle beraber daha verimli, daha güzel zaman geçirebiliyorlar sevgili arkadaşlar. Kendilerini parçalamadan. Örnekler sevgili arkadaşlar sürekli bize söyleniyor. Feedbacklerde görürsünüz. Yani başarı hikayelerini insanlar bizimle paylaşıyor. Biz de sizinle paylaşıyoruz. Instagram'da
da feedback kısmına girdiğinizde göreceksiniz ki insanların hayatında neler değişmiş, ne olmuş. Hep aynı şeyler söyleniyor belki. Binlerce insan feedback'te aynı kelimeleri kullanıyorlar belki ama en önemlisini biliyor musunuz? Ailesine daha fazla zaman ayırıyor. Zamanı daha verimli kullanıyor. Kazancının 3-4 katı arttığını söylüyorlar. Az zamanda çok iş başarabildiklerini söylüyorlar. Hayata daha olumlu, daha güzel bakıyorlar. Kendine iyilik yapan insan hale geldiler. Yani egzersiz yapıyorlar, bakımını yapıyorlar, kendileriyle ilgileniyorlar. Daha kararlılar. Psikolojikmen daha güçlü. Başkalarını yönlendirebilen, lider, etkin insan. O hale geldik diyorlar. Yaptığı işi, çalıştığı iş, kariyer neyse daha başarılılar veya yaptığı işleri severek yapıyorlar. En önemlisi de belki sakin ve dingin insanlar. Gece yattıklarında çok daha rahat uyuyoruz diyor insanlar. Ve hayallerime hızlı ulaşabiliyorum. Özgüvenim arttı. Korkularımdan kurtuldum. Dirayetliyim. İstikrarlıyım. Ne istediğini bilen, enerjik, güçlü insan oldum. Etkili insan oldum. Düzenli, disiplinli, girişken ve neşeli insanlar hale geldi bu insanlar. Neden? Çünkü bu insanlar kendilerine değer verdi. Ailelerine değer verdi. Şahsiyet gelişimi yaptılar. Ondan dolayı başardılar. Ben İsa Mail, bir uzman psikolog ve iktisatçı olarak sana tavsiyem şahsiyet gelişimi yap. Mail Coaching Akademi ile biz uzman ekibimizle beraber insanların hayatını değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. Bizim misyonumuz ne biliyor musunuz? Gurbette yaşayan, Türkçe konuşan insanları güçlendirmek. Aileleriyle beraber daha iyi bir hayat sürmelerine yardımcı oluyoruz. Ailelerin parçalanmasını istemediğimizden maalesef aileler parçalanıyor. Biz de ailelerin Avrupa'da parçalanmasını istemediğimiz için yöntem ve taktiklerle, gelişim ile, kalite ile, somut değişimlerle, elle görünür değişimlerle onların hayatlarını kalıcı bir şekilde değiştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Ben inanıyorum bu videoyu izleyen, Avrupa'da yaşayan, Türkçe konuşan sana da faydalı olacağına inanıyorum. Sana da maddi ve manevi olarak faydalı olacağımızı inanıyorum. Videolarımızı zaten izliyorsundur belki. Sen de güçlenebilirsin. Sen de az zamanda çok şey yapabilirsin. İlla 16 saat çalışacaksın diye bir şey yok ki. Pareto prensibi öğrenerek şahsiyet gelişiminde örneğin 16 saatlik işi birkaç saatte yapabilirsin. Sen de hayallerine ulaşabilirsin. Herkes yapabilir. Modelleme yöntemleriyle herkes başarabilir. Biz son 15 yıl içerisinde Avrupa'da kendi işini yapan, yüksek pozisyonda çalışan ve yoğun tempoda çalışan binlerce insana kanıtlı olarak yol gösterdik, yardım ettik. Özel hayatlarını ihmal etmeden onlar başarılarına başarı kattılar, kazançlarına kazanç kattılar. En önemlisi elindeki o ailesini kaybetmeden yaptılar. Sen de başarılarına başarı katabilirsin. Sen de kazançlarına kazanç katabilirsin. Zamanını daha bereketli kullanabilirsin. Bunların hepsini aileni, çocuklarını ihmal etmeden yapabilirsin. Bunun için yapman gereken şahsiyet gelişimi eğitimine katılmak. Şahsiyet gelişimi eğitimine katılmak için hemen videonun altında link var. Senin için hazırlandı. Tıkla, doldur, gönder. Bir başvuru yap eğitime. Uyarsan programa, seni de programa alırız. Sen de aileni ihmal etmeden arzuladığın hedeflere çok hızlı, bak normal değil, çok hızlı bir şekilde ve kalıcı bir şekilde ulaşabilirsin. Bundan emin olabilirsin. Zaten eğer programa uymuyorsan, onu da biraz önce dediğim gibi, çünkü herkes başarılı olmak zorunda değil. Başarılı olması da gerekmiyor. Bazı insanların erken başarılı olması ona da zarar verebiliyor. Dolayısıyla vakit saat geldiyse, uygunsan zaten form doldurduğunda anlıyoruz. O zaman seni de programa alırız ve sen de Allah'ın izniyle hedeflerine ulaşırsın. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur gönder. Hoşça kal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com